Anlatacağım 5000 yıldır bu coğrafyada dilden dile anlatıla gelen Munzur'un efsanesidir. Bir gün genç bir kız ağalının kapısında hayvanlarını yabana götürürken Kal'la karşılaştı. Kal genç kıza elini cebine götürdü, bir elma çıkardı, genç kıza verdi. Kızım bu almayı yedin, hamile kalırsın, sonra doğumuna bir ay kaldı, ölürsün. Genç kız şaşkın bir halde, ne yapacağını bilmez bir halde köyüne geri döndü. Köyüne geri döndü, aradan zaman geçti. Bir süre sonra genç kızın karnının büyüdüğü görüldü. Genç kız bu karnının büyümesi haliyle köyün içinde gezerken halk tarafından dedikodu yayıldı. Genç kızın hamile kaldığı herkesin dilindeydi. Bu dedikodular yayılıp etrafta çoğalınca, kulaktan kulağa gidince genç kızın babası bundan rahatsız oldu. Genç kızı karşısına aldı, konuştu. Evladım dedi, bu işin aslı astarı nedir? Bak etrafta böyle dedikodular dolaşıyor. Genç kız gerek korkusundan, gerek de ne olduğunu bilmediği için olayı inkar etti, sakladı, gizledi. Aradan bir süre zaman geçti, genç kızın karnı daha da büyüdü. Karnının büyüdüğünü gören babası bu durumdan ve dedikodulardan rahatsız olduğu için genç kızını Firine, mürşidine götürdü. Kızım, Darı Mansur'a geldim. Eyden'in iyi gözü benden görülür, arka gözü benden görülmez. Canlar huzurunda, bu meydanda. İşin aslı astarı nedir, doğru söyler misin? Yer gök şahidindir, bu işin aslı astarı yoktur. Madem ki teminatlerden yer gök üzere bütün günahların az olacağı oraya yazılır. İki elin yakındadır. Döndü, Pir'in dediği gibi aradan 8 ay geçti, doğumuna bir ay kalan kız vefat etti. Kızı defnettiler, mezara koydular. Pir unuttu kızın bir ay sonra gidip mezarını açmasını. Ama üst üste de gece düşünden 3 gün üst üste rüyalar gördü. Rüyasında sürekli bir kızının sesi, baba, baba gel, bende bir emanetim var, emanetini al dedi. Sonra Pir bu işin ne olduğunu, aslı astarının ne olduğunu toplandılar. Hep birlikte, köylülerle birlikte mezara gittiler, mezarı kazdılar. Mezarı kazdılar, bir de ne görsünler? Bir çocuk, vefat eden genç kızın
Göğsünü emiyor, göğsünü emiyor. Onu oradan mezardan çıkardı, aldılar, yeniden mezarı örttüler. Bu işte Munzur'du. Munzur'un doğuşu böyledi. Arada yıllar geçti. Munzur büyüdü, yetişti. Dürüst bir insandı. Ulu bir kişiydi. Munzur ulu bir kişi olarak yetişti. Erkan bildi, yol bildi. Dürüsttü, haram yemedi. Eline, beline, diline, kültürüyle yetişti. Munzur böyle bir yetişme tarzı içerisinde kendini yetiştirdi. Yıllar geçti. O fıkara, yoksul Munzur çobanlık yapmaya başladı. Bir gün burada sürüsünü yayarken Munzur'un yanına iki kurt geldi. İki kurt Munzur'dan bir koyun istediler. Munzur dedi ki, bu sürü bana ait değildir, bu sürü bana emanettir, ben sizin isteğinizi yerine getiremem dedi. Kurtların isteğini geri çevirdi. O zaman git sürü sahibinden izin iste dediler kurtlar Munzur'a. Munzur da dedi ki, ben sürüyü size bırakır gidersem siz kurtsunuz. Sürüyü yer kırar bitirirsiniz. Ben size nasıl güveneceğim dedi. O arada kurtlar dedi ki, biz dokunmayız sürüye. Munzur da döndü kurtlara dedi ki, öyleyse bana 3 ağır günah üzerine yemin edin. Ben sizin bu sözünüze inanayım, gideyim sürü sahibinden izin isteyin, geleyim dedi. Neydi bu 3 ağır günah dediler kurtlar Munzur'a. O dedi ki, ekmek pişirirken burada geçen bir yabancıya sıcak saçtan ekmek vermeyenin günahını boynuna alıyor musun? Kurtlar bunu kabul etti. İkinci ağır yemini ettirdiler kurtlara. Eski ve yeni çalı süpürgesini bir araya bağlayıp da evinin önünü süpüren kadının günahını boynuna alıyor musun? Kurtlar bu ağır günahı da kabul ettiler. Üçüncü bir ağır yeminse, evde kalmış genç kızın günahını da boynuna alıyor musun dedi. Kurtlar bunu da kabul etti. Munzur kurtlara bu 3 ağır yemini ettirince kurtlar da söz verdi. Bu 3 ağır günahın yeminini boynuna aldılar. Munzur inandı. Sürüyü kurtlara teslim etti. Çekti, gitti. Munzur bir süre gitti. Bir süre gittikten sonra aklına bir fikir geldi. Eyvah dedi, ben nasıl olur da böyle inanırım bu kurtların söylediğine. Ya şimdi sürüyü yer kırır bitirirlerse ben baba Resul'a, Resul'a ne anlatırım dedi. Endişeye kapıldı. Geri dönmek istedi. Bir süre geri döndü, vazgeçti. Dedi gitsem de zaten kurtlar sürüyü yemiş bitirmişse de şimdi zaten kırmışlardır. Ama bana da söz verdiler bu 3 ağır günahın boyunlarını aldılar. Dedi, tekrar yürüdü, gitti. Resul'un yanına vardı. Thank you.
Kahret. Yağmur yağar seller akar akar, kabri basyan kakar kakar, bin türlü canavar çıkar yoduz yoduz. Dönüp birine iyi vuramazsın, vuramazsın. İz bu sebete gelmeyenler, gelmeyenler. Öğüt nisiyat almayanlar. Elif ile B'yi bilmeyenler, bilmeyenler. Okur alim olur orada, eyvah olur orada. Yunus Emre'm bunu söyler, söyler. Yenip Özgün deryasını boylar, boylar.
aşağıdan Munzur'un geldiğini gördüğü an Resul dedi ki, sürüyü ne yaptın? Sürüyü kime teslim ettin? Resul baba, sürüyü kurtlara teslim ettim. Sen deli misin, divana mısın? Yoksa sürüyü teslim eder mi? Hangi kudrete, hangi güce güvenmezsen? Üç yeminin üzerine yemin ettirdim. Sürüye zarar vermeyeceklerini söylediler. Sadece bir tane istiyorlar. Peki ya, git. Eğer sürü duruyorsa, sürü varsa, sürü kalmasa ver bir tane gitsin. Munzur da dürüst bir çobandı. Hak yemezdi, fukaraydı, yoksuldu. Ulu bir kişiydi, yetişmiş, eline, beline, diline sadıktı, haram yememişti, sözüne güvenilirdi, böyle yetişmişti. Resul'dan ayrılır, sürüsünün yanına geri döner. Geldiğinde bir de ne görsün? Kurdun biri bir tarafta, diğer kurt da sürünün öte tarafında, adeta sürüye bekçilik yapmaktadırlar. Sürüye dokunmamışlar. Munzur'un sürünün yanına geldiğini gören kurtlar yeniden Munzur'a sorarlar. Sürü sahibi ne dedi? Munzur sürü sahibi dedi ki, sürünün içinde istediğinizi alabilirsiniz dedi. Bunun üzerine kurtlar sürünün içerisine girdiler, dolaştılar. Sürünün içerisinde bir tane koyunu beğendiler. Beğendiği koyunu aldılar. Munzur sesini çıkarmadı. Munzur yoksuldu, fukaraydı, dürüsttü. Bir tas sütü haramdır diye izinsiz sahip içmezdi. Thank you.
Muldur sazını çalardı. Muldur deyişlerini söylerdi, beyitlerini söylerdi. Gönül kapımızı dar bilen kişi, her dem serilidir postumuz yerde. İnsana turabız gayrı bilmeyiz. Cümle alem birdir gönül hanemizde. El mızrap olunca tel gelir dile. Gözümüzdeki yaş dönüşür sele. Muhammed'in teri düşünce güle. Diken tarlasında gül gül içinde. Bir lokmayı alır bine böleriz. Aman dileyene yardım ederiz. Kırşehir eline pire gideriz. Kaynar kazanımız lokma içinde. Kanat açıp ey dost semah döneriz. Dört kitapta haktır bunu biliriz. Hiç kimseden yoktur saklı gizlimiz. Hakka giden yol var bunlar içinde. Seyit Hamza dedem gamda kederde. Medet Halim derdi ağlardı her gece. Yıklarımız ey dost İmam Hüseyin'e. Akar gözyaşımız çöl çöl içinde. Ölçülüp biçildik hep birer birer. Doğruyu söyledik, kesildi diller. Nesimi dara çeken gafiller. Bilmezler mi ki acep, hak can işinde. Pirim pir sultanı dara çekenler. Bilmezler mi ki acep, hak can içinde. Sana meftun olagan bir divaneyim. Kıt kanat idare güvem, bol şerbet değil. Güzeller şahına güvah, ver bir geçim meyil. Ya neydi günahım, neydi gel kusurum. Ya neydi günahım yar yar, neydi gel kusurum. Vurdun, 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 tarum arettin, bir derdimi yar yar, sedhe ezar ettin. Vurdun, 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 tarum arettin, bir derdimi yar yar, sedhe ezar ettin. Ey Ayşe güzel, bu gece yine muratsız koydunuz. Ey bu gece yine çağlayan tadım. Evet. Bizim üzerimize ses verse verse muzur ses verir. Çağırsak da hani bize birkaç beyit okusa olmaz mı? Olur olur. Tamam. Biraz sana sırasın. Bir yol haber eyle gel hadi. Hadi bakalım. Oo, bırak. Hoş geldin. Hoş bulduk Ramaz. Nasıl çıkardın? Sen nasılsın Ramaz? Sağ ol. Buyur gel içeri. Arkadaşlar gönderdi. Ramaz'ı bize birkaç kez söylesin dediler. Öyle mi? Evet. Hayır içinde kalasın olur. Hoş geldin buram olur. Buyur gel valla buram. Buyur.
gemidir erkanımız, yolumuz bizim. Yol bilmezlerin elinden el aman yapirim. İpe tasa bakan tüccarların yüzünden şimdi 40 yerden 40'tır belimiz bizim. Belimiz bizim. Adalet sahibi vali, merhamet sahibi veli, keramet sahibi pirim. Seydim ağlıyor, duy sesimizi, duy sesimizi. Adalet sahibi vali, merhamet sahibi veli, keramet sahibi pirem. Seydim ağlıyor, duy sesimizi, duy sesimizi. Mürşüt mürşüdünü bilmez sürmüsalik, hak kabul eder mi böyle ikrar güdeni? Hani cemimizde yoktu fitnenin yeri, tünemişler başımıza aç kurtlar gibi, aç kurtlar gibi. Adalet sahibi vali, merhamet sahibi veli, keramet sahibi pirim. Seydim ağlıyor, duy sesimizi, duy sesimizi. Adalet sahibi vali, merhamet sahibi veli, keramet sahibi pirim. Seydim ağlıyor, duy sesimizi, duy sesimizi. Öyle bir asra kaldı bizim devrimiz, pir talipten talip pirden olmuş habersiz. Yüzü kara müsahipten yoldaş olur mu? Şimdi yeriyle bir olmuş bizim hanemiz, bizim evimiz. Adalet sahibi vali, merhamet sahibi veli, keramet sahibi pirem. Seydim ağlıyor, duy sesimizi, duy sesimizi. Adalet sahibi Ali, merhamet sahibi Veli, keramet sahibi Pirem. Seydim ağlıyor, duy sesimizi, duy sesimizi. Eyvallah. Eyvallah, bravo. Umarım gönlünüze biraz su serpebildim. Tabii ki. Tabii ki öyle. Nasıl var mı? Munzur türkülerini söylerdi. Dağ aşığıydı.
insan aşığıydı. Munzur böyle biriydi. Tek koyunu vardı. Kurtlar sürünün içinde gezdi, dolaştı. Beğendip aldığı o koyun fukara yoksul Munzur'un koyunuydu. Munzur da sesini çıkarmadı. Kurtlar koyunu aldı, sürünün içinden götürdüler. Şansına 7 yıldır bir tek koyunu olan Munzur'un koyunu hep kısırdı. O yılda bel tutmuştu. Bundaki hikmet, keramet, sır da bir gün Salman-ı Fak, yani Salman-ı Farsi gölde yıkanırken elbiselerinin üzerinde bir aslanın oturduğunu fark eder. Korku, panik ve can halbiyle Hakk'a sığınır. Ansızın yaşlı bir kral orada çıkar, aslanı uzaklaştırır. Salman-ı Fak da kurtulmuş olmanın verdiği minnet duygusuyla gül kenarında iki dal mergizi kopartır, yaşlı kala verir. Yaşlı kal mergizleri alır, sır alır, gider. Arada yıllar geçer, bir gün Salman-ı Fak bir hurma ağacının altında oturmuş, hırkasını yamalarken hurma ağacında kendisine hurma çekirdeklerinin atıldığını fark eder. Dönüp baktığında kendisine hurma çekirdeklerini atanın bir çocuk olduğunu ve bunun da Ali olduğunu görür. Bunun üzerine döner Ali'ye der ki, yapma çocuk. Ali de Salman-ı Fak'a, çocuk ben miyim, sen misin der. Bunun üzerine Salman-ı Fak Ali'ye döner, ben 300 yaşındayım, sense 10 yaşında bir çocuksun der. Bunun üzerine Ali Salman-ı Fak'a döner, der ki, peki söyler misin, sen 15 yaşındayken gölde yıkandığında elbiselerin üzerinde bir aslan oturuyordu. O aslanı orada uzaklaştıran kimdi? Der. Salman-ı Fak Ali'ye der ki, ben Hakk'a sığındım, yaşlı bir kaldı aslanı orada uzaklaştıran. Ali Salman-ı Fak'a der, peki sen o zaman o yaşlı kala ne vermiştin? Salman-ı Fak Ali'ye döner, ben kurtulmuş olmanın minnet duygusuyla iki dal nergiz vermiştim der. Ali elini koynuna götürür, iki dal nergizi çıkartır, Salman-ı Fak'a verir. Bunlar mıydı o yaşlı kala verdiğin nergizler der. Salman-ı Fak nergizleri alır, bakar ki sanki dalından daha yeni kopartılmış gibi taptaze duruyordu. Bunun üzerine bu Ali'nin Şahımerdan Ali olduğuna kanat getirir. Ali'ye olan sevgisi 1000 kat daha artar. Büyük bir sevinç, mutluluk ve huzur içinde hurma ağacının altında uykuya dalar. O sıra Munzur oraya yakın bir yerde yamaçlarda sürüsünü otarmaktaydı. Munzur'un koyunu gelir, Ali'nin Salman-ı Fak'a verdiği nergizleri yer ve 7 yıldır döl tutmayan Munzur'un koyunu o yıl döl tutar.
kurtlar Muzur'un koyununu aldı, sürünün dışına götürdü, koyunu kuzlattılar. Koyundan ikiz doğdu. İki tane kuzu doğdu. Kurtlar kuzuları aldı, koyunu saldılar. Koyun meleğe meleğe sürünün içine geldi. Fukara Muzur, hak aşığı Muzur gitti koyunu yokladı, eliyle tuttu, karnını yokladı. Anladı ki koyunu kuzlatmışlar, kuzuları almışlar. Kurtlar kuzuları alıp gittiler. O kuzular yetişti, iki tane büyük koç oldu. O koçlardan biri İbrahim Peygamber'e Cebrail tarafından götürüldü. O zamanlar insanları kurban sunuyordular tanrılara. Bir süre genç kızları kurban eden insanlık, bir süre sonra da genç erkek çocukları kurban ediyordu. İbrahim Peygamber de oğlu İsmail'i sunak taşına yatırmıştı. Eline bıçağı almış, tam İsmail'i kurban edeceği anda gökyüzünden bir koç indi, İbrahim Peygamber'in elinde tuttu. İsmail'i kesme dedi. Bu koç sana geldi, bu koçu kes, bu koçu kurban et dedi. İşte o koç Muzur'un koyunundan doğan kuzuydu. Muzur'un koçu İbrahim Peygamber'e kurban olarak götürüldü. İbrahim Peygamber de o koçu kesti, kurban etti. Bağırsaklarından, kanından, tüyünden bir gramı heba olmadı. İnsanlık onda kına yaptı, posasında düğme yaptı, her zerresini değerlendirdi. Muzur'un ikiz doğuran koyununun yavrusu olan diğer koç hala yaşamaktadır. Derler ki bir gün kıtlık, kuraklık, kötülük olduğu zaman o koç bu kötülüklere, bu kıtlıklara, bu kuraklıklara kalkan olsun diye hala beklemektedir. Muzur bu yamaçlarda sürüsünü güderken kendi yaşamını sürdürüyor, insanlığını sürdürüyor, hayvanlarıyla, dağla, kuzularla, insanlarla, otlarla hemhal oluyor. Böyle bir yaşam sürdürüyor. Baba Resul bir gün Muzur'un yanına geliyor. Bakıyor ki Muzur koyunlarını sağmış. Sütlerini külengine doldurmuş. Sürünün içinden bu eteklerde yürümektedir. Babama Resul'un karşıda geldiğini gören Muzur (Gülüyor)
da kıyamattır. Bunu hükmettir sende. Böylece Munzur 40 adım atıyor. Her adımda dökülen sütler su olarak fışkırıyor. Munzur 40. adımı attığında elindeki külengi atıyor. Suyun fışkırdığı o 40. göze de sır oluyor. Sırra kadem basıyor. Yok oldu. Dile anlatılarak gelen Munzur Baba efsanesi böyle bitiyor.